Türk Mühendisleri Derneği 31 Mayıs 2 Haziran tarihlerinde Ankara Holiday Inn Otel'de Nevşehir, Kayseri, Kırşehir başta olmak üzere toplamda 65 il temsilcileriyle bir araya geldi. Teşekkür ediyorum. Sizlerin katkılarıyla Dernek Başkanı Yaşar Yekebacı önderliğinde yapılan Türkiye Yüzyılında Mühendisler Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu çalıştaya, Ankara Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Oğuz Yılmaz, Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Eğitimsen Genel Başkanı Talip Geylan, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz, Türk Bürosen Genel Başkanı Türkeş Güney, Türk Mühendisler Derneği Ankara Şube Başkanı Cevdet Aslan, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları üyesi Doktor Osman Coşkun, 65 ili temsil eden mühendisler ile çok sayıda basın mensubu katılım sağladı. Nevşehir'den Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu ve Kent Haber Yazı İşleri Müdürü Veysel Kılıç bu özel programa davet edilerek katılım gösterdiler. Memnuniyet duyuyorum. Öncelikle etkinliğimizi destekleyen tüm kamu kurumlarına, kuruluşlarına, sendikalarımıza, odalarımıza, değerli konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin katkılarıyla mühendislik mesleğinin daha iyi bir noktaya gelmesi için bugün burada bir araya geldik. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki artık mühendislik mesleğinin hak ettiği saygıyı görmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Her büyük başarı adalet ve eşitlik ilkesine dayanır. Son yıllarda sağlık, yargı, eğitim gibi alanlarda çalışanların emeği takdir edilmiştir. Hak ettikleri ekonomik düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğru ve yerinde bir karardır. Bu kararın mühendisler için de yapılmasını istiyoruz. Mühendisler uzun zamandır ihmal edilmiştir. Diğer meslek grupları zam aldığı dönemlerde onlar ne yazık ki eli boş kalmıştır. Unutmamak gerekir ki Türkiye'nin altyapısını, teknolojik yeniliklerini ve modern yaşamın sunduğu tüm gelişmeleri mühendisler sağlamaktadır. Mühendisler fikirleri gerçeğe dönüştüren, dünyayı ileriye taşıyan insanlardır. Onların emeklerini göz ardı etmek ülkemizin geleceğine yapılan en büyük haksızlık olacaktır. Mühendislerin de adil bir şekilde ödüllendirilmesi sadece onların haklarını teslim etmekle kalmaz, aynı zamanda yenilik ve ilerlemenin önünü açacaktır. Adalet her işin temelidir ve mühendislerin de bu adaletin bir parçası olmasını istiyoruz. Bu kapsamda mühendislik kanununun bir an önce yasallaşması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Kamu mühendislerinin yıllardır ihmal edildiğini hepimiz biliyoruz. Yıllardır süre gelen bu belirsizliklerin ve mühendislerin haklarının göz ardı edilmesi artık mühendislerimiz için arasında gerçekten sıkıntı yaratmaktadır. Bu yasa, mühendislik mesleğiyle ilgili çıkaracağımız bu yasa, özlük haklarının iyileştirilmesini içermelidir. Mühendislerimizin dengi meslek gruplarıyla, önemli mesleklerden doktorlar, hakim, savcı, avukatlarla aynı statüde özlük haklarına sahip olacak mertebeye ulaşması için gerekli olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda mühendislerimiz teknik sorumluluk altında çok kritik işler yapmaktadır ve bundan dolayı da bir yükümlülük altına girmektedirler. Bu tazminat mühendislerin çalışma motivasyonunu artıracak ve onları daha verimli kılacaktır. Mühendislere bir teknik sorumluluk tazminatı verilmesi gerektiğine inanıyoruz.